buradan dönelim sola. Dayı ben mutfaktayım. Tamam kızım. Hoş geldin Bulut Efendi. Hangi rüzgar attı seni böyle bakalım? Ha? Reşat Bey nasılsınız? İyiyim, iyiyim, iyiyim. Sen şimdi bizim yemekleri özlemişsindir. Yemekler artık daha da güzel. Hadi geç, sana bir servis açayım, hadi geç. Ben yemeyeceğim aslında, hiç uğraşmayın boşuna. Oo. Geleceğini bilseydik davulla zurnayla karşılardık seni enişte. Konuşalım biraz. Senin buraya gelmen pek hayra alamet değil ama. Hadi hakkımızda hayırlısı. Kızım. İki tane orta kahve yap. Ali'nin misafiri var. Tamam dayı, hazırlıyorum hemen. Ben çekiliyorum. Sen çekiliyorsun. Gidiyorum yani. Güzel blöf. Kayınpederin yuttu mu bunu? Yönetim kurulu başkanı olarak ben seçildim Ali. Blöf yapmak için bir sebep yok. E ne güzel işte enişte. Koltuğu da kapmışsın. Koltuk derdinde değilim. Ben kendi dünyama dönmek istiyorum. Yanlış kilide girmiş anahtar misal yıllarca zorladı, zorladı. Sonunda da kırıldın demek ki. Aha. Öyle. Tamam da bana ne bundan? Buraya niye geldin? Sude ile de ayrılıyoruz. Beceremedik biz. Ayrılıyorsunuz. Evde iyice dananın kuyruğu kopmuş desene. Sen hepten isyan bayrağını çekmişsin. Küstüm oynamıyorum diyorsun yani artık. Ben başka birine aşık oldum. Ya ben de diyorum. Bu adam niye Ferrari'sini satan bilge triplerine girdi şimdi? Baban bu durumu bilmiyor henüz. Ben daha önce de gitmek istemiştim. Beni sevdiğim kızı öldürmekle tehdit etti. Şimdi de rahat bırakmayacak biliyorum. O koltuğa zaten hevesle oturtmadı beni. O seni istiyor. Oğlunu. Benim de artık umurumda değil zaten. Ben senden yardım istemek için geldim buraya. Evine dön. İşlerin başına geç. Anca öyle rahat bırakır beni. Ne yüzle? Hangi cesaretle? Neyim lan ben burada? Ha? Neyim? Yedek lastik miyim ben? Ali, babam bunu hazmedemez. Hazmedemeyecek, tanıyorum onu. Hırsı yüzünden olay büyüyecek. Başı belaya girecek. Yiyin birbirinizi. Bana ne? Ne derseniz yiyin, pisliğinize beni bulaştırmayın. Misafirin gelmiş, kahve yaptım size. Tamam kızım, tamam. Seninle alakalı değil, yok bir şey. Hadi sen kahveleri tazele de koy masaya. Yeğenimle oturup bir kahve içelim bakalım. Tamam dayı. Nereye gidiyoruz beyefendi? Levent. Gel bakalım, gel. Gel otur şöyle, gel.
Gel. Hayırdır? Senin bir derdin var. Anlatmak istersen dinlerim seni. Bir zamanlar mutlu bir kız vardı. Hayaller kuran, umut dolu bir kız. Ben o kızı kaybettim dayı. Nerede, nasıl bulurum hiç bilmiyorum. Bak kızım, ben neredeyse atmışıma merdiven dayadım. Hayattan ne öğrendim biliyor musun? Bugüne kadar çektiğim acılar, karşılaştığım engeller, meğerse beni ben yapan şeylermiş. Bazen akışına bırakmak gerekir. Peki. Bulamayacak mıyım aradığım şeyi? Bu işler samanlıkta iğne aramaya benzer. Eline ayağına battığında bulmuşsun demektir. Benim tam kalbime battı o iğne işte. Ama çıkarttım. Zamanla iyileşecektir yaralar. Acımıyormuş gibi yaparsın. Bir bakmışsın ki gerçekten acımaz. Unutmuş gibi yaparsın, bir bakmışsın ki gerçekten unutmuşsun. Bir gün bir başka biri çıkar karşına, seviyormuş gibi yaparsın, bir bakmışsın ki gerçekten sevmişsin. Ya ne hastanesi öyle? Küçücük şeyden hastaneye mi gidilirmiş? İş kazası diye bir de rapor tutturalım istersen sana. Oh, lütfen hastaneye götür ne olur. Ya ne nazlı bir şey çıktın sen ya. Kendim için istemiyorum. Bebeğim için. Of, hamileyim. Hamile misin? Senin karnında bebek mi? Sen niye söylemiyorsun? Sen manyak mısın ya? Yürü, hastaneye gidiyorsun. Allah Allah. Tamam tamam tamam. Yavaş, sakin. Geç. Dikkat et. Hadi. Tamam tamam. Tamam, sakin ol. Tamam, yetiştireceğim şimdi seni. Efendim, valizinizi arabaya yerleştirdim. Başka bir emriniz var mı acaba? Yok, kahvemi içip geliyorum. Peki Ferman Bey. Kocan nerede? Bilmem. Gece gelmedi mi? Günaydın. Günaydın. Ha? Bir insan da lafın üstüne gelirmiş. Kocam artık akşamları değil, sabahları eve gelecek anlaşılan. Bulut Bey'e de bir servis açın hemen. Yok, ben yemeyeceğim. Tabii. Heyecandan iştah kaçmıştır zavallının. Hayrola damat? Neyin heyecanıymış bu? Baba olacak. Ne? Doğru mu Bulut? Yani sonunda ben anneannem oluyorum şimdi. Hayır, anneannesi sen değilsin. Çünkü annesi ben değilim.
lazım, biraz acele et. Tamam, basıyoruz işte, tamam. Ay hayır, sallana sallana gidiyorsun. Ya müşür gitmiyor, ben ne yapayım? Önüne bak. Bakıyoruz. Bağırma bana Ali. Panik yapma o zaman sen de bir. Dur. Müşo konuşturma şunu, hadi ya. Yavaş yavaş nefes al ver. Al ver, al ver. Ya niye yavaş yavaş nefes alın? Doğum mu yapıyorum ben ya? Alma o zaman, tamam mı? Otur içinde. İyilik de yaramıyor ya. Ah. Acıyor mu hala karnın? Korkuyorum bir şey olacak diye ya. Korkma, bir şey olmayacak. Güçlüdür o, ben biliyorum. Olmayacak değil mi? Olmayacak, olmayacak. Of. Eh be kızım ya. İnsan söylemez mi hamile olduğunu? Bilsek ayrı iş yaptırmazdık sana. O azgın köpeğini bağlaman yeterliydi. Eylül'ün köpeğiydi o. Onu özlüyor. Kıskandı herhalde seni. Ya niye kıskanıyor ki beni? Söyleseydin aramızda bir şey olmadığını. Sen panik yapmasaydın Panço gayet de sakinleşecekti aslında bugün. Ya nasıl panik yapmayayım? Açmış dişlerini, koşturuyor peşimden. Az kalsın yiyecekti köpeğim beni. Vallahi sen boşuna ortalığı ayağa kaldırdın. Bugün ben sana söyleyeyim. Panço bir kere çiğ et sevmez. Of, aman ne rahatladım. Ya Ali hadi biraz hızlı kullan ya. Gelmedin tamam, mi tamam. Hala? Tamam. Geldik, birazdan oradayız. Ben dönene kadar bu meseleyi çözüyorsun. Bir an önce kurtul o çocuktan. Bu öyle bir şey değil. Ne olduğu beni zerre kadar ilgilendirmiyor. Ben sadece sonuca bakarım. Sonuca. Sen sadece dediğimi yap yeter. Kafamı yarmaya çalışan taş olsa bari. Keyfi de yerinde vallahi. Oh, çok şükür. Bir de büyümüş bu annesi, 3,5 santim olmuş. Ev hayat parmakları da ulaşmış. Bu çirkin ördek yavrusu ya. Aynı annesi. Çirkin demeyelim babası. Duyar üzülür sonra babam bana çirkin dedi diye. Hem bence annesi de çok güzel bir kadın. Bakın kalbi de burada. Dinlemek ister misiniz? Söyleyeceksin, ne oldu? Yok, bir şey söylemeyeceğim. Ya şey diyecektim ben sana. Şimdi bu senin çocuğun babası yok ya. Evet. Ben ona baba olurum. Yani yanlış anlama. Hani nüfusuma geçirebilirim. Sen de istersen eğer. Maksat çocuk babasız büyümesin. Ya sen de tamam dersen işte ben varım. Buradayım, hazırım yani. Bil. Hadi Allah rahatlık versin. Ha şey, yani bu arada yanlış anlaşılma olmasın, asılma durumları falan yok yani, hani sende gözüm falan da yok. Bebek için yani sadece. Yok, ben öyle anlamadım zaten, tamam. Ha iyi, zaten tipim değilsin. Sen sanki çok tipimsin, tipsiz. Gıcık mısın sen? Gıcıklık için doğmuşsun sen. Sen gıcık mısın? Sen gıcıksın. Hadi çık sen. Hadi iyi, hadi, hadi. İyi geceler. Allah'ım ya. Yemin ederim gıcıklık için doğmuş. Arkamdan konuşma, arkamdan. Ne diyorsun sen? Hadi iyi geceler ya. Allah'tan yufka gibi yüreğim al da. İşte. Thank you.
Kızım nasıl geldin buralara sen ya tek başına? Domuz mu kovaladın, Ceylan avına mı çıktın? Bak belli ki başında bir bela var. Anlat ki koruyalım seni. Kurda kuşa yem olursun vallahi. Kim getirdi seni buraya söyle. Ne olursa sorma. Ya kızım nasıl geldin, tamam mı buraya sen tek başına? Ya geldim işte. Bak burada adamı güveç yaparlar vallahi. Baksana sen bana. Kız sevgilin ormancı mı yoksa senin? Tamam kızım hemen. Valla ben ne bileyim öyle ormanda. En son Pamuk Prensesi biliyordum senin gibi tek başına dolaşan. Onu yedi cüceler kurtardı işte. Seni de Ali Cüce kurtarıyor. Ne? İnsan bir teşekkür eder. O kadar acil yardım hizmeti sunduk sana. İyi misin? Bir hastaneye gidelim istiyorsan. İyiyim, acıktım ondan herhalde. Ne olur artık buradan gidebilir miyiz? Hadi. Gidelim. Afiyet olsun. Buyurun. Hayırdır? Ne derdi varmış bu çocuğu? Vallahi kara sevdaya düşmüş herhalde değil. Bu yaştaki kızın başka ne derdi olur? Bak bir arayanı soranı da yok. Bir derdini dinlemek lazım. Sevaptır değil mi? Dayı konuşsa biz dinleriz. Vicdansız mıyız? Ama ağzından kerpetenle laf alıyoruz buna. Melek telefon. Açıyorum. Buyurun Melek'in telefonu. Melek yok mu? Melek bir saniye. Senin ormancı herhalde. Bir daha sakın benim telefonumu açma, duydun mu? Efendim. Melek. Niye arıyorsun beni? Merak ediyorum. Ne yaptığını, nerede olduğunu. Etme, beni merak etme. İyiyim ben, çok iyiyim, sağ ol. Telefonu açan kimdi? Bak bu seni ilgilendirmez. Çok güzel bir işim var, çalışıyorum, meşgulüm ve çok mutluyum. Melek bu saatte nasıl bir işmiş bu? Hamilesin. Beni aramanı istemiyorum artık. Karnında bebeğimi taşıyorsun. Bebeğimizi. O yüzden senin nerede olduğunu, ne yaptığını bilmek benim hakkım. Lütfen susma. Söylenecek her şeyi söyledim ben zaten. Ne olur hayatımı daha fazla zorlaştırma artık. Melek buluşmamız lazım. Seninle konuşmam gereken şeyler var. Tamam söyle, dinliyorum. Olmaz. Yüz yüze. Konuştuk ve bitti. Artık her istediğinde beni göremeyeceksin. Melek bana adresini ver. Bak burası böyle konuşmaları yapmak için pek uygun bir yer değil, tamam mı? Melek bak seni bulmak benim için hiç zor değil. Kaçmakla çözemezsin. İstediğim zaman bulurum seni. İnan ki bulurum. O yüzden çocukluğu bırak. Nerede olduğunu söyle. Yetişkin iki insan gibi konuşalım. Çok geç oldu, başka zaman. Şimdi Melek. Nereye geliyorum? İşim bitsin bakarız. Ya! Kızım ne yapıyorsun ya sen ya? Ya çok özür dilerim ben. Getir. At buraya. At. Kızım sen ekmek teknemizi mi yapacaksın ya? Ya özür dilerim. Dikkat tamam. Et biraz kendine. Tamam hadi sen. Ben temizlerim burayı. Hadi kızım hadi sen git dinlen, ben hallederim burayı. Hadi. Tamam çocuk. Tamam fazla üzerine gitme. Bak insan en çok sevdalıyken yalnızdır değil mi? Belli ki hayırsızın birine düşmüş. Derdinden ne yapacağını bilemiyor kızcağız. Dayı kafa uçmuş bunun. Elin oğlu yüzünden bizim ekmek teknemizi yakacaktı. Hayır ben anlamıyorum ki. Gençsin, güzelsin. Git helal süt emmiş birini bul. Çocuk, kimsenin alnında helal süt emmiş yazmıyor. Değil mi? He? Belli ki
saf, tertemiz bir kız. Hem kalbi güzel, hem de kendi güzel, değil mi? Bırak Allah'ın sen dayı. Güzel görmesek inandıracağım bize güzelliği. Az evvel sen demedin mi? Hem gençsin hem güzelsin diye. Ben mi söyledim? Yok, ben dedim. Dayı boşluğuma gelmiş. Allah Allah. Dayı. Özlüyorum Melek. Sesini, yüzünü, gülüşünü, kokunu. Seni özlüyorum ben. Sarhoş musun sen? Bilmiyorsun ne dediğini. Ben ne dediğimi çok iyi biliyorum. Ben artık sensiz yaşamayacağım. Seni ve çocuğumu istiyorum. Bir daha sana inanır mıyım sanıyorsun? Ya, bana inanman için ne söyleyebilirim bilmiyorum. Ama ben bir karar verdim. Bundan sonra seni yalnız bırakmayacağım. Sen bu aşkın arkasında duramadın Bulut. Vazgeçtim benden. Tamam. Ne desen haklısın, kabul ediyorum. Ama senden son bir şans istiyorum Melek. Son kez. Artık çok geç. Sen benim en zor günlerinde yanında değildin. Ben sensiz yaşamayı öğrendim artık. Çocuğuma tek başıma bakabilirim. Hayır Melek, bundan sonra birlikte olacağız. Hayır, ben söylenecek her şeyi söyledim. Bizim bir şansımız yok artık. Benim artık gücüm yok. Benim var. Bak ben her şeyi ardımda bırakıyorum. Bu bebek bana güç verdi Melek. Lütfen onu babasından mahrum etme, beni de çocuğumdan ayırma. Bundan sonra hep birlikte olalım lütfen. Sen sahip olduklarını bırakamazsın ki. Göreceksin. Artık bizim için yaşayacağım, söz veriyorum sana. Yapamazsın. Kandırma kendini. Biz artık bittik. Bitmedik Melek. Senden vazgeçmediğimi göreceksin.